Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda size hazırladığınız YouTube videolarına kapak fotoğrafı nasıl eklenir, nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada Rufus ile çektiğim videoya kapak fotoğrafı hazırlayacağım. Öyle profesyonel bir şey değil ama hızlıca bir şey hazırlayacağım. Bunu Photoshop'u açmamız gerekiyor arkadaşlar. Photoshop'ta Create New diyelim. Burada 1280'e 720 piksel olsun arkadaşlar. Create diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde geliyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir hemen rengini değiştirelim. Rengini şuradan alalım arkadaşlar. Flat Colors buradan takip ederseniz burası güzel. Evet. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi burada kendimiz niye hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar? Şuraya gelip Rufus'u yazdığımızda görsellere geldim. Herhangi birine tıkladım. Şurada sürekli görsellere telif hakkını tabir ediyor. De o zaman biz kendimiz hazırlarız. Şimdi arkadaşlar burada 1280'e 720'yi açtık. Arkadaşlar Rufus programını şuradan bir açalım. Bir önceki yaptığım videoyu yapıyorum arkadaşlar şu an. Şunları kapatalım. Ekranda bir tek bu var. Ben ekran altısı kullanarak bunu alıyorum. Tamamdır. Dosyadan farklı kaydet. Masaüstünde ekran altısını yine kaydet. Evet. Tamamdır. Kaydetti arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Şimdi bunu alıp buraya getirdim. Büyütelim. Shift'le de büyütebiliriz. Biraz fazla uğraştık. Tamam. Şimdi bunu aldım ya arkadaşlar. Şuradan hızlıca hemen bir yazı ekliyorum. Burada ben daha çok katımı kullanıyorum. Ne olsun büyük harflerle. Rufus. Bunu aldık arkadaşlar. Başta ne yazalım? Hani şeyle ilgili. Hatta şuraya şunu da yapalım. Ya da pen tool kullanalım arkadaşlar. Pen tool da görmüş olun. Bir tane new layer açıyorum. Pen tool'umu seçtim. Curved oldu. Şuradan 1, 2, 3. Şöyle bir şey olsun. Tamam arkadaşlar burada New Layer'ın üzerindeyiz zaten. Şuradan Brush Tool'a geldim. Şuna gelip Stroke Pad dedim. Stroke Pad'de OK dedim. Bunun rengini değiştirebiliriz. Sıkıntı yok. Anda şöyle güzel bir şey oldu. Şunu alıp kalemi tekrardan seçtim. Delete Pad dedim. Şimdi şunu şöyle biraz yukarı götürdüm. Şunu şöyle aldım. Hemen rengini değiştireyim arkadaşlar. Tam böyle olsun. Fazla uğraşmayalım. Şimdi Rufus yazdık. Bu ne olacak bizim için? Şuradaki arkadaşlar bu renkleri özellikle kullanın. Bakın Photoshop'la uğraşıyorsanız. Fluid Colors'la. Şuradan şu sarıyı seçtim arkadaşlar. Burada ne yazalım? Windows. Bu USB Enter USB şurada karaktere gelip arkadaşlar şu şeyi arttırırsak düzelecektir. 80 olsun. Enter.
Evet arkadaşlar, dediğim gibi şuradan gelip şunu bir kopyalayalım. Yazının rengini de değiştirelim. Ondan sonra kapağı kaydedip YouTube yerine geçelim arkadaşlar. Bu şekilde güzel oldu. Biraz hızlıca ayarlamış olduk ama. Şuna bir de gölgelendirme vermek istiyorum ben. Ya da böyle olsun. Tamamdır. Şunun boyutunu biraz daha büyüteyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyorum? File'dan gelip Save As dedim. Save As'den desktop'a kaydetsin. Ne olarak kaydetsin? JPEG olarak kaydetsin. Sonra buradan gelip bunu YouTube kapak. Kapak yazarım ismine. Kaydet. Maksimum derecede kaydetsin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi biz kendi bir önceki hazırladığım Rufus videosuna kapak resmi ayarlamış oldum. Şu şekilde. Tamam. Sonra geliyoruz arkadaşlar YouTube'a. YouTube'da arkadaşlar geldikten sonra şuradan gelip YouTube Studio'ya geliyoruz. Videolara geldim. Arkadaşlar buradan düzenleye geliyorum. Burada küçük resim. Küçük resim dediği şey arkadaşlar bizim kapak fotoğrafımız, tamam mı? Buraya küçük resim yükle diyoruz. Kapak dedim. Tamam dedim. Şimdi bunu seçtim. Sağ üst köşede kaydete tıkladım. Tamam arkadaşlar. Şimdi tekrardan yukarı bir geleyim. Pardon, şöyle bir geri geleyim. Şöyle bir yenilememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kapak fotoğrafını değiştirmiş olduk. Bunu daha açık nerede görebiliriz? Kanalınıza gelebilirsiniz buradan. Kanalınızda videolar sekmesine geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi YouTube'a yüklediğiniz videonun kapak fotoğrafını ayarlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.